bir gücün varsa uluslararası alanda sözünün şu veya bu şekilde bir etkisi olabilir. Değerli hocamızın ifade ettiği gibi Pakistan ve Hindistan 1947'de İngiltere'den bağımsızlığını elde etti. İki bağımsız devlet oldu. Ama giderken oraya bir mikrop bıraktı. Oraya bir mikrop bıraktı. Üzerindeki insanlarla birlikte oradaki araziyi işte birileri satıyor. Halkının o tarihi itibariyle %90'dan fazlası Müslüman. Tercih kullanılacak olsa hiç... Once again, we stand in complete solidarity with our Kashmiri brethren. Bugün bir kez daha Keşmirli kardeşlerimizle tam bir dayanışma içerisinde duruyoruz. For almost seven decades now, these valiant people have waged an epic struggle for the realization of their inalienable right to self-determination, as enshrined in the United Nations Charter and as envisaged in numerous UN resolutions. Neredeyse 70 yıldan beri bu yiğit insanlar vazgeçilmez kendi kaderlerini belirleme haklarını gerçekleştirmek için destansı bir mücadele vermektedir. Bu haklar Birleşmiş Milletler Kuruluş Sözleşmesi'nde ve birçok Birleşmiş Milletler kararlarında ifade edilmiştir. This fundamental right was repeatedly promised to them by the international community, including India, through a free and impartial plebiscite. Unfortunately, it remains unfulfilled to this day. Bu temel hak için onlara Hindistan'ın da dahil olduğu uluslararası topluluk tarafından özgür ve tarafsız bir plebisit yapılacağı yolunda tekrar tekrar söz verilmiştir. Ne yazık ki bu sözler bugüne kadar yerine getirilmemiştir. Meanwhile, the world has witnessed unspeakable atrocities perpetrated on the Kashmiri men, women and children by the security forces in the Indian occupied Kashmir. Bu sırada dünya hatırlatmak istiyorum. Bugün Hindistan'ın başında olan Mr. Modi veya onun mensubu olduğu gayet muhafazakar bir parti. Onun mesela bu partilerin Orta Asya ile ilişkin politikaları. Mesela Afganistan'la olan ilişkiler. Mesela diğer yaptığı bir gerçek. Aslında bu problemin çözülmesi o kadar da zor bir iş değildi. Ben baş taraftaki detaya konuşmacılarımız girecekler. Nasıl oldu da Kaşmir problemi ortaya çıktı, onun üzerinde duracak değilim ama Kaşmir problemi gerek memleketimizde gerekse bütün dünyada, özellikle de Amerika'da gündeme getirenler, gündemde tutmaya çalışanlar tahmin edemeyeceğimiz kadar çok problemle karşılaştılar. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Profesör Gulam Nabi Fay bu konuda gösterdiği gayret